Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir canavarla beraberiz. Bu canavar FreeBuds Pro 2 modeliyle beraberiz. Üst segmente hitap eden ve oldukça fazla özelliğe sahip bu kulaklığı gelin detaylarını beraber inceleyelim. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip. İlk olarak tasarımından başlıyorum. Tasarım tarafında kulaklık böyle yuvarlak bir şekil almış ve cebe çok kolay bir şekilde sığabiliyor. Bu kompakt tasarım sayesinde herhangi bir ağırlık da yaratmıyor sizlere. Kulaklığın içerisini açtığımızda gördüğünüz an o premium hissiyatını yaşıyorsunuz. Kulağınıza taktığınızda ise çok rahat bir şekilde oturuyor. Öncelikle bir önceki modele göre kıyaslayacak olursak uzunluk tarafında %9 bir kısalma, bu kalınlık tarafındaysa %14 bir incelme yaşanmış ve aynı zamanda oldukça da hafif 7 gramlık bir ağırlığı mevcut. Kutusunun da 51 gramlık bir ağırlığı var. Yani size çok da fazla bir ağırlık yapmayacak cebinize, çantanıza, o yüzden yanınızda oldukça rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bu kutuda zaten bir önceki modellere göre %11 daha küçük bir şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Oldukça güzel görünüyor. Aynı zamanda bu kulaklığın 3 de farklı renk seçeneği var. Bizde şu an siyah modeli var ve bu modelin yanında bir de beyaz ve mavi modelleri bulunuyor. Onları da tercih edebilirsiniz. Mavi çok hoş duruyor. Böyle tatlış bir mavisi var. Ama siyahın da böyle asilliği gerçekten hoş bir görüntü yarattığını söyleyebilirim. Duruş tarafında daha demin kulağa taktığında rahatlık hissiyatını yarattığını söylemiştim. Tasarım konusunda gerçekten üzerine çok fazla çalışılmış. Ben kulağıma takıp hani bilirsiniz ya yürürken falan kulağınızdan düşecek gibi olur falan. Kulağınıza tam oturduğu anda zaten kutunun içerisinden farklı kulaklık silikonları çıkıyor. Kendi kulağınıza uygun olanı seçersiniz. Ben kendi kulağıma uygun olanı taktım ve koştum, zıpladım, dans ettim ve herhangi kulağımda bir oynama düşme gibi durum yaşamadım. Bu gerçekten bir kablosuz kulaklık aldığınız zaman en çok sizi düşündürecek taraf oluyor. Düşecek mi? O kadar para verdim falan gibi durumlar yaşıyorsunuz ama bu kulaklıkta herhangi bir oynama yaşamıyorsunuz. Stabil bir duruşu var. Bu da oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Tasarım tarafından kısaca bahsettik. Gerçekten çok güzel bir şekilde durduğumu söyleyebilirim. Özellikle kulakta da size böyle dışarıdan bakınca hani herkeste olmayan bir kulaklık hissiyatını kesinlikle yaşatacak dedikten sonra birazcık da teknik tarafa geçelim. Teknik tarafta bize neler sağlıyor? Hemen karşımıza bir tablo gelecek şimdi. Bu tabloda da başta söylediğimiz gibi tek kulaklığın yaklaşık ağırlığı 5.9 gram. Şarj kutusunun kulaklıksız şekilde ağırlığı 52 gram. Aktif gürültü önleyici sistemi. 30 saate varan kullanım deneyimi. Suya ve teriye dayanıklı IP54 sertifikası. Bu sertifikaların yanına Hi-RES ve HVA sertifikaları da geliyor. Kısaca teknik detaylarına böyle değinmiş oldum. Bunların alt taraflarında çok fazla özellik yatıyor ve bunları tek tek şimdi videomuzun içeriğinde inceleyeceğiz. O zaman bu teknik özelliklere ses deneyiminden devam edeyim. Ses deneyimi tarafında kulaklığımızın 11 nanometrelik dörtlü mıknatıs ses sürücüsü bulunuyor. Ve bunun yanında bir de düzlemsel diyaframı var. Peki ne bunlar? Bu mıknatıslı ses deneyimi ve düzlemsel diyaframın yararı gerçeğe yakın bir ses deneyimi yaşatması sizlere. Bir sertifikadan da bahsetmiştik. Bu sertifikanın adı Hi-RES'ti. Bir müzik dinlerken o müziğin içerisinde hangi enstrümanlar varsa bunları ayrıntılı bir şekilde ses deneyiminde müzik dinlerken hissedebiliyorsunuz. Yani bir piyanonun çalışı, bir udun çalışı, bir yani tahmin edemeyeceğiniz bir enstrüman bile varsa hepsinin tek tek ses deneyimini Hi-RES sayesinde hissedebiliyorsunuz. Bu durum size CD kalitesinin üstünde bir ses deneyimi yaşatıyor. Teknik özelliklerde Hi-RES ve HVA'dan bahsetmiştik. Kısaca bir de bunları açıklayayım ne demek olduğunu. Hi-RES yüksek çözünürlüklü ses olarak adlandırılıyor ve Sony tarafından da önerilen bir ses deneyimi müzik kalitesini ve performansını orijinal bir şekilde karşı tarafa aktarıyor. HVA'da yüksek kaliteli Bluetooth ses formatı için yeni nesil standart size gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor ve bu cihaz Bluetooth aracılığıyla size yüksek kaliteli müzik keyfini çıkartıyor. Bu iki özellikle birleşince gerçekten güçlü bir ses performansı karşımıza çıkıyor.
Bu iki teknolojide saniyede 990 kilobit hızına kadar çıkabiliyor ve size diğer kulaklıklara göre 3 kat daha fazla ses deneyimi yaşatıyor. Ses deneyimini kısaca toparlayacak olursam, sertifikaları sayesinde size diğer kulaklıklara göre çok daha fazla iyi ses kalitesi sunuyor ve o müzik aletlerindeki tüm detayları kulağınızda hissedebiliyorsunuz. Eğer bunu bir video için de izliyorsanız, normal sadece Spotify'dan bir müzik açmak yerine bir videoysa, o dizi, filmdeki de tüm detayları kulağınızda çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz diyeyim ve aktif gürültü önleyici özelliğine geleyim. Gerçekten çok güzel, geniş geniş düşünülmüş bir aktif gürültü önleyici sistemi var. Peki neler yapıyor bu aktif gürültü önleyici? Hemen kulaklığı elime almak istiyorum ve size bir şey göstereceğim. Kulaklığı elimize aldığımızda bu aktif gürültü önleyici 3 taraftan size bu gürültü önlemeyi sağlıyor. Öncelikle kulaklık girişi, bu kulaklığın hemen arkasındaki üst taraf ve burada bulunan mikrofonu sayesinde bu üçlü gürültü alma sistemiyle etrafınızda biri konuşuyor olsa bile aktif gürültü önleyici sayesinde bu sesleri en aza indiriyor. Ve herhangi bir yerdeyseniz, yani zaten birazdan ondan da bahsedeceğim, farklı modları var. Bu modlar sayesinde sizi işinize konsantre olmanızı oldukça rahatlattığını söyleyebilirim. Yani herhangi bir ders çalışıyorsanız, ki kütüphanede bile ders çalışırken bazen ses oluyor ve sesle ders çalışan insanlar biraz zorlanabiliyor. O kütüphanedeki en kısık sesi bile size kulağınıza bu şekilde taktığınızda o sesleri duymamanıza yarıyor. Aynı zamanda bu kulaklıklarınızın bir de farkındalık modu var. Peki nedir bu farkındalık modu? Sizin sesinizi algılayabiliyor kulaklığınız. Artık sizin sesinizi duyuyor ve karşı taraflı bir şekilde konuşmaya başladığınızda herhangi bir müziği durdur, bluetooth bağlantısını kes gibi sıkıntılar yaşamıyorsunuz ve o an müziğiniz duruyor karşı tarafla konuşmaya başladığınızda. Ve yani böyle kendi kendine konuşmak da değil aslında, onu da algılayabiliyor. Karşı tarafla bir diyaloğa geçtiğinizde müziğin sesini kapatıyor ve farkındalık modu aktif hale geliyor. Daha sonrasında zaten tek tuşla müziğinizi tekrardan açabiliyorsunuz. Aktif gürültü önleyici çağrılar için de kullanıyoruz. Çağrılarda konuştuğumuz zaman dışarıdaki sesleri kesinlikle karşı tarafa aktarmıyor. Sadece bu uç tarafında bulunan mikrofonlar sayesinde sizin sesinizi karşı tarafa çok rahat bir şekilde aktarıyor ve dışarıdaki sesler, o rüzgar sesi karşı tarafı rahatsız ettirmiyor ve sizin de karşı tarafın sesini net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Aramalar konusunda da oldukça başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bazı kulaklıklarda dışarıdaki o rüzgar sesinden karşı taraf sesinizi alamıyor ama bu kulaklıkta böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ekstra olarak 4 de farklı gürültü önleyici modu var. Hemen yan tarafta da göreceksiniz zaten ekran kaydında. Bu 4 farklı modda ultra mod, genel mod, rahat mod ve uçuş modu bulunuyor. Sizin o anki durumunuza göre hangisi daha uygunsa onu seçip bu gürültüleri engelleyebilirsiniz. Ki bence en çok hani böyle sessiz kalmak istediğiniz anda kullanacağınız bir kulaklık olabilir. Yani bazen insanlar ses duymak istemiyor. O zamanlarda kulağınıza takacaksınız, aktif gürültü önleyiciyi açacaksınız. Hiç kimsenin sesini duymayacaksınız. O yüzden bu kulaklık gerçekten ideal bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Alp şu an balkona çıktı. Balkondan bizi arayacak ve balkon birazcık gürültülü bir ortam. Şu an Alp arıyor. Kulaklık Alp'te. Bakalım ses bize nasıl geliyor. Alp selam. Selamlar. Sesimi duyabiliyor musun Beyza? Evet, sesini duyabiliyorum. Balkondasın değil mi? Şu anda balkondayım ve etrafında bayağı bir araç gürültüsü var, bu gürültü sesi. Gerçekten sadece senin sesin geliyor ve bence gayet güzel, başarılı buldum ben. Evet, siz de gördünüz zaten bir önceki başka videolarımızda dışarının biraz gürültülü olduğunu sizler de biliyorsunuz ama konuştuğumda o sesi duymadım ve siz de duymadınız. Bence gayet güzel, sadece konuşan kişinin sesini aldığımızı söyleyebiliriz, oldukça da net. Huawei dediğimizde aklımıza birkaç tane özellik geliyor. Bunlardan biri kesinlikle uzun pil ömrü ve bu kulaklıkta da gerçekten çok uzun bir pil ömrü var. Peki bu pil ömrü neye göre kısıtlanıyor? Hemen onları size anlatayım. Tek kulaklık kullanıyorsanız ve aktif gürültü önleyici modunuz varsa 4 saate kadar size deneyim sağlıyor. Eğer aktif gürültü önleyiciniz kapalıysa 6,5 saate kadar sizlere bir deneyim yaşatıyor. Şarj kutusuyla kullandığınız zaman ve aktif gürültü önleyiciniz açıksa
18 saate kadar şarj kutusuyla kullandığınızda ve aktif gürültü önleyiciniz kapalıysa 30 saate kadar sizlere deneyim yaşatabiliyor ve kim 30 saat müzik dinler ki, yani dinlemeyeceğiniz için max, yani bir günde dinleyebileceğiniz 2 saattir ve 2 saati böyle kutuyla beraber kullandığınızda, ki her zaman aktif gürültü önleyici modu da kullanmıyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yaşamazsınız ve uzun süre devam eder. Yani bir uzun yolculuğa çıktığınızda 2-3 günlük bir kampa gittiğinizi bile düşünseniz ve yanınızda şarj aletini getirmeyi unuttunuz, sizi çok rahat bir şekilde idare edecektir ve herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Zaten Huawei bu konuda oldukça başarılı diyelim. Ve bir farklı modumuz daha var. Bu modda ultra düşük gecikme modu. Zaten kulaklık kulağınızdaysa ve oyunu açıyorsanız bu mod kendi kendiliğine açılıyor ve açıldığında o ses deneyimi, hani diyoruz ya her zaman, rakibin ne taraftan geldiğini duymak önemli, ona göre pusulanmak önemli. Tam o sırada kulaklık gerçekten devreye giriyor ve hangi sesin nereden geldiğini en ince ayrıntısına kadar hissedebiliyorsunuz. Ve bir oyuncuysanız gerçekten bu kulaklıkta en seveceğiniz özelliklerden biri bu olabilir diyeyim. Ve bir başka özelliğimiz, belki bunu daha öncesinde diğer kulaklıklarda duymamışsınızdır ama iki cihaza da bağlanabiliyor bu kulaklığımız. Bağlantı konusunda oldukça hızlı bir şekilde de bağlanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten birazdan da bahsedeceğim bir uygulamamız var bunun için. Daha önce Huawei kulaklık kullandıysanız mutlaka biliyorsunuzdur. İsmi de AI Life. İçerisinde bu kulaklığınızı özelleştirebilmeniz için çok fazla özellik bulunuyor. Yan tarafta sizde de görüyorsunuz. Aktif gürültü önleyicinizi açıp kapatabilirsiniz. Ne kadar şarjınızın olduğunu görebilirsiniz. Ya da özelleştirmek için, hani bu, yani iki kere bastığımda müziğim açılsın, aşağı doğru dokunduğumda kulaklığıma farklı bir şey olsun gibi, bunları siz özelleştirebiliyorsunuz içerisinde. İçerisinde ne var dersiniz? Gürültü önleme. Bu gürültü önlemenin hangi modunu seçeceğinize dair, ya da onu kapatabilirsiniz. Farkındalık modunu açabilirsiniz. Ses efektlerini düzenleyebilirsiniz. Kulaklığa dair hareketleri düzenleyebilirsiniz. Mesela çift tıkladığınızda farklı bir hareket ya da dokunduğunuzda farklı bir hareket gibi, bunları içerisinden düzenleyebilirsiniz. Kulaklığınızı bul özelliği de var aynı zamanda. Uç uyum testi, dediğim gibi en başında farklı kulaklık silikonları bulunuyordu. Bunları kulağınıza taktığınızda en iyi uyumu sizler için buluyor. Güncellemeleri en iyi şekilde buradan yapabilirsiniz. Biz kulaklığımızın son sürümünü indirdik ve güçlü performansına daha da güç kattı diyebiliriz. Ekstra olarak da, yani en aktif bir şekilde eğer kulaklığı kullanmak istiyorsanız bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu kulaklığım benim Android ya da iOS herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım diye düşünmeyin. Tüm sürümleri güncel ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Huawei telefonunuz olsun ya da olmasın, diğer telefonlarla da çok uyumlu bir şekilde çalışıyor bu kulaklık. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece güncellemeleri takip etmeyi unutmayın. Bir genel değerlendirme yapacak olursak, ben kulaklıkla güzel bir vakit geçirdim. Kulağımdan herhangi bir şekilde düşme ya da oynama, sarsıntı yaşamadım. Aynı zamanda yüksek ses kalitesi diğer marka kulaklıklara göre oldukça çok üst seviyeli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Normal kablolu kulaklıktaki, o hani takıyoruz ya böyle oyuncuların kullandığı, o deneyimi bizlere yaşatıyor. Müzik dinlediğiniz zaman tüm enstrümanları çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aktif gürültü önleyici tarafı zaten farklı modlarıyla diğer kulaklıklara göre oldukça fark yaratıyor. Gerçekten çok güzel bir kulaklık sizlerle beraber diyebilirim. Eğer almayı düşünüyorsanız ve birazdan söyleyeceğim fiyat aralığı sizler için sıkıntı değilse, kesinlikle almanız gereken listelerde düşünebileceğiniz bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığımızın fiyatı 3499 TL. Bu fiyat aralığı dediğim gibi sizler için zorlamayacaksa, bence bir kulaklık arayış içerisindeyseniz düşünmeniz gereken bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu kulaklık fiyatı sizler için çok fazla geliyorsa, Huawei birazcık daha uygun fiyatlı yeni kulaklığı olan FreeBuds SE'yi de satışa sundu. O da uygun fiyatlı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Yine ses kalitesi olarak oldukça da güçlü. Ona da bir göz atabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Umarım size güzel bir şekilde aktarabilmişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuza da bir like atarsanız çok seviniriz. Bay bay.